Şimdi esas mevzuyu anlatacağım size. Bakın bu anlattıklarımın hiçbirisi güncel değil. Sonra gelip yorumlarda falan filan aman abi söylediğin şeyler geçmişte kaldı bilmem ne falan filan demeyin bana bir defa. Çünkü güncel şeyleri anlatabileceğimiz şeylerin yeri var, zamanı var. Burası onlardan biri değil. Ben size kredi kartları ve ATM'lerden yapılan saldırıların şöyle bir tarihini anlatayım. Geçmişte neler yapılıyordu? Onlardan bir bahsedeyim size. Kredi kartları bu ülkede, Türkiye'den bahsediyorum, Danimarka değil. Bu ülkede popülerleştiği zamanlarda, dünyada da popülerleştiğinde ilk kredi kartları ve fraudlar ortaya çıkmadan evvel kredi kartlarında şöyle bir şey vardı. Kredi kartı numaralarının arkasında o CVC neydi lan o? CVV kodu falan yoktu, tamam mı? Ve kartların numarası Visa'nın, Mastercard'ın bilmem neyin belli bir algoritma ile üretiliyordu. Zaten dikkat edin, kredi kartlarının ilk 4 hanelerinden hangi üreticinin veya hangi platformun kredi kartı olduğunu anlar sistemler. Mesela kredi kartı işte bilmem neyle başlıyorsa Mastercard'tır, bilmem neyle devam ediyorsa Visa'dır falan. Hatta ilk 6 haneye bakarak hangi bankalı için üretildiğini falan bulabilirsiniz falan. İlk 4 ilk başta, sonra ilk 6 oldu. İlk 6 sadece ilk 6 ile size gösterilen. Bahsettiğim yıllarda 96-95 falan. Bu kartların bir üretim algoritması vardı. O algoritma internette çözüldü. Hadi bakayım. Abi deli gibi kart üreten programlar yazıldı. Sahte kredi kartı üretiyorlardı. Çatır çatır çakma kredi kartları. Gerçekte bir sahibi olmayan, CVV kontrolü de yok. Çatır çatır kart üretiliyordu. Ve o kartlardan da bağlı olduğu işte bir banka bilmem ne olmadığı için küçük miktarlar. Hani 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar. O zamanlar şey vardı çünkü. Slip sistemi vardı. Kartı koyuyordun. Şırak şırak yapıyordun böyle. Fotokopisini çekiyordu alta. Ondan sonra onu çek şeklinde bankaya gönderiyordun. Özellikle Amerika'da. Ondan sonra da gidiyordu kart bankaya, o çeki bankaya götürüyordu iş sahibi. Oradan parasını alıyordu. Kartlar böyle gittiği için o kartın gerçek olup olmadığını veya işte online sisteminde de hemen işlemler hemen görüntülenemediği için adamlar şöyle 2 tane 3 tane yöntem buldular arkadaşlar. Bu 90'ların sonuna geldiğimizde. Bir tanesi bu kartları alıp plastik kartlara basıp kredi kartı yaratıyorlardı. Bunu kullanıyorlardı. İkincisi internette kullanıyorlardı bu algoritmayı. Sonra tabii bu Mastercard'ın, Visa'nın bilmem neyin falan filan sistem güvenlik yapısı, fraud diye bir departman oluşturup bunların hepsini durdurdular. Bir şekilde engellendi. Bu engellenince saldırganlar değişik metotlar bulmaya başladı. Arkadaşlar bakın ne metotlar bulmaya başladılar. Aklınız durur. Ziverbey'de oturuyorum o zaman. Bak bu benim yaşadığım, gördüğüm, bildiğim hadiselerden gidiyorum. Ziverbey'de oturuyorum. Kuyubaşı ışıkların tam karşısında bir ATM vardır. Şimdi hangi bankada neydi bilmiyorum. Eskiden başka bir bankadaydı. Oğlum neler, çok affedersiniz. Ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Bu eski tip ATM'lerin para çıktığı yer küçücük incecik bir demir döküm bir kapak. Bu kapak kalkıyor, paranı veriyor böyle. Bu kadar. Şık şık. Sistem böyle çalışıyor. Oğlum emekliler maaş çekecekler diye o zaman herifler gidiyor tornavidayı takıyor altına bu demirin. Kaldırıyor hafif yukarı. Çift taraflı bant. İzola bantı çift taraflı hazırlıyor böyle. İki tarafı da yapışkan şekilde. Abi içeriden tornavidayla kaldırdığı yerin içine yapıştırıyor tersten. Simsiyah şey, simsiyah devam ediyor. Oğlum sen gidiyorsun oraya, kartı takıyorsun, tıt 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 giriyorsun pinini, paranı çekiyorsun diyorsun. Alet kalkıyor ama para gelmiyor. Ondan sonra alet kapanıyor, paranı aldın zannediyor, alet kapanıyor. Sen diyorsun ki aa param gelmedi, kartını geri veriyor. Çıkıyorsun abi ATM'den, Allah Allah çalışmadı herhalde diye. Daha ATM şey yapmadan tornavidayı takıyor alttan abi, cart diye bir çekiyor, parayla birlikte geliyor. Hepsi gelmiyor paranın ama büyük bir kısmını alıyor, tamam mı? Ondan sonra şey dönüyor. Oğlum yine her zamanki gibi trolü olan sevgili çetim şu anda yasal mı diye sordu. İnanamıyorum. Artık yasal mı abi, bizim mimimiz olacak ha. Aynen. Neyse abi, adamlar cart diye çekiyorlar, alabildiği kadar parayı alıyor gidiyor. İkincisi yine aynı dönemlerdeki olay. Hatırlıyor musunuz hani slip'le yapılıyor diyordum ben size. Kafeye gidiyorsun abi, yıl 95-96 falan. Kredi kartının ödeme yapıyorsun. Şırak şırak çekiyor kart herif. Getiriyor sana, buyurun diyor. İmzanı atıyorsun, gidiyorsun. O şırak şırak yaptı ya, direkt fotokopisini çekiyor abi kart numarasını. Ondan sonra internette 10 dolar 5 dolar yarda götür. Sonra çip olayı çıkmaya başladı. Oğlum çip olayı çıkınca pin olayı çıktı.
düştü. Bu pis bir durum oldu. Şimdi kartın manyetiğini kullanmak gerekiyor. Bir de pin var. Yani kartı bassan bile kullanamıyorsun. Böyle bir antin kuntin hikayeler var. Bunlar bu sefer şeyi düşünmeye başladılar. Biz bunu normal kart olarak kullanmakta zorlanacağız. Çünkü sen çipi enable edersen, pini enable edersen pinsiz işlem yapmalarda limit var. Bunlar bu sefer şeye başladılar abi. Kartların manyetik striplerini kopyalamaya başladılar. Beyaz plastik kredi kartı kılıklı şeye strip'i basıp evde gidip bir şeyler alıyorlardı. Ondan sonra adamlar bu skimmer olayını arttırmaya başladılar. Mesela en popüler yöntemlerden bir tanesi. ATM'lerin kart soktuğunuz yeşil yeri var ya, oraya skimmer yerleştirdiler. Yani kart okuyucu. ATM kartının o pinlerini yazdığınız yerin tepesine de, şifreyi yazdığınız yerin tepesine de kamera eklediler. Ben bu skimmerlarla ilgili zamanında böyle 2011'de 2010'da falan çok fazla tweet atıyordum. Farkındalık olsun, ulan insanlar farkına varsın bilmem ne diye. Hatta bir tanesi Suadiye'de başıma geldi. Twitter'da falan fotoğrafı vardır. ATM'ye gittim abi. Çektim abi şeyi. Küt diye geldi elime. Şimdi şöyle bir problem var. Türkiye'de bunu çektiğiniz anda, elinize geldiği anda bu, büyük bir probleminiz var. Çünkü ihale sana kalabiliyor kardeşim. Aynen öyle. Haşırttı Blackboard, cash on the table. İhale direkt sana kalıyor. Polisi arıyorsun, üstünde parmak izlerim var. Ayvayı yedik yani. Çok kötü bir durumdayım. Benim de tanıdığım, valilikten çok sevdiğim başkomiser bir abim vardı. Onu aradım. Abi dedim, böyle böyle bir durum var. Bu alet benim elimde kaldı. Ben bunu buldum. Ne yapam? Dedi ki Can, hemen dedi Suadiye karakolunu ara. Oradan işte şununla görüş. Ne yapılabilecek onlar söylesin. Abi ben aradım. Ekip geldi. Dedim abi durum bu. Böyle bir şey elimizde kaldı. Bilmem ne falan fıstık. Ondan sonra dedi ki tamam. Biz ama hani bunun tutanağını tutacağız. Sen de savcıya ifadeni vereceksin. Tamam abi dedim. Ben gittim abi. Savcıya ifademi verdim. Savcı da gitti. Kameralara bilmem nelere falan filan bakmış. Ondan sonra da başım belaya girmedi. Orada Allah'tan hani Bağdat Caddesi'nde oluyor bu olay. Şunu çekmeye çalışmak yasal. Ama çektiğiniz anda o gelirse, skimmer gelirse elinize, kart okuyucu, orada Allah yardımcınız olsun. Kamera olmasaydı, ben ulaşamasaydım kimseye, bittiğimizin resmiydi yani. Çekerken gerçek çıkarsa ne yapacağız? Tabii kırmayın arkadaşlar, tamam mı? Şöyle yapacaksınız, çekeceksiniz. Onları kontrol edeceksiniz. Etmek zorundasınız, tamam mı? Asılmayın bak. Hafifçe çekin, o gelir zaten. ATM kartlarının her zaman kart sokulan yerini bir böyle bir çekmeyi deneyin. Ondan sonra kamera, yukarıda kamera olabilir, pininizi görmek isteyecek. O yüzden elinizi koyup altında girin mutlaka. Adam abartmış, Meksika'da ATM makinesinin tamamen ön yüzünü yapmış. Üstüne geçirme. Böyle üstüne geçiriyor. Ondan sonra sen kartı sokuyorsun, çekmeye çalışıyorsun, gelmiyor. ATM'nin ön yüzü komple geçirme ve sahte. Adamlar, Las Vegas'ta çok olur bu. Çünkü kumarhanede oyun oynayan adam acil paraya ihtiyacı oluyor. Şimdi son 10 yıldır değiştirdiler onu. Direkt kredi kartıyla şey alabiliyorsunuz. ATM'den para çekemiyorsunuz ama kredi kartınızdan oyun fişi alabiliyorsunuz. Böyle yazıyor. Bir tane kağıt fişi alıyorsunuz. O kağıt fişini makineye sokuyorsunuz. Kaç dolarlık yüklemek istiyorsanız yüklüyor. Yeni kağıt fişi veriyor size. Böyle bir sistemi var. Las Vegas'ta eskiden nakitle oynanıyordu. Onun için de kredi kartıyla ATM'de otelin kasinosunda girip kartı sokuyordunuz. Size nakit para veriyordu. Ben hayatımda pişte oynamamış adamım arkadaşlar. Hiç kimseye de tavsiye etmem. Ben parasına, gazozuna pişte oynamamış adamım. Nefret ederim. Hikaye bu. Oğlum adamlar otelin lobisine sahte ATM koymuşlar. ATM'nin kendisi sahte. Bir bankaya bağlı değil. Sen kartı okuyorsun, skimmer kart numarasını alıyor, sana da para veriyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Sonra da herifler kart numaralarını topluyorlar. Hayvan herifler. Buraya kadar bir problem yok. Buradan sonra arkadaşlar sıkıntı şu. Adamlar günlerden bir gün bu yaptıkları sahte ATM'yi DEFCON Uluslararası Hacker Konferansı'nın yapıldığı otelin lobisine koyuyorlar. Hackerlar bunu yaklaşık olarak yarım günde fark ediyor. Bekliyorlar. FBI'ya haber veriyorlar. Adamlar parayı çekerken bir tutuklanıyor. Bir tutuklanıyor ki oh. Yani böyle nasıl efsane bir olay. Arkadaşlar ben burada anlattığım hiçbir şeyi siz özenin diye anlatmıyorum. IQ'su 80'in üstündeki hiçbir insanda bunların gerçekçi ve günümüzde aktif olarak çalışan metotlar olduğunu düşünmez diye düşünüyorum. Lütfen yormayın. Anlattığım her şey eski işler. Hiçbiri güncel değil. Arkadaşlar bakın, özendirici hareketler yapmıyoruz. Bunların hepsi eğitim amaçlı, tamam mı? Biz benim derdim kartı kurtu çekmeyin. Hani gidip insanlarla dolandırılmayın diye. Sakın evde denemeyin. Tamam. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.